Arkadaşlar merhaba. Bölgesel Analist TV olarak bugün size Kazakistan-Türkiye ilişkilerinin dünü, bugünü ve yarını anlatacağım. Bu ilişkilerde değineceğim dört önemli sacayak var. Öncelikle ilişkilerin diplomatik yönüne değineceğim. İkinci olarak ilişkilerin ekonomik yönüne değineceğim. Üçüncü olarak ilişkilerin eğitim ve kültürel yönüne değineceğim. Ve son olarak da literatürde genelde çalışılmayan, son zamanlarda benim sıklıkla çalıştığım Kazakistan-Türkiye arasındaki askeri ilişkilere değineceğim. Müzik Diplomatik ilişkilerden bahsedecek olursam iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler daha Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yıkılmadan önce 1990 yılının Ekim ayında iki ülke kültür bakanlığının Almatı'da bir araya gelmesiyle başlamıştır. Yine SSCB daha yıkılmadan 14-15 Mart 1991 tarihinde rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Almatı'ya yapmış olduğu ziyaretle diplomatik ilişkiler devam etmiştir. Bu iadeyi ziyaret olarak Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'de 25-29 Eylül 1991 tarihinde yine Türkiye'ye diplomatik ziyaretlerde bulunmuştur. Daha sonra 2 Mart 1992 tarihinde Almatı'da diplomatik ilişkiler kurma ve vize muafiyeti anlaşması imzalanmış. Her iki ülkede böylelikle kendi ülkelerinde büyükelçilik açma hakkını elde etmişlerdir. O dönem Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özellikle Türk dış politikasında yaşanan eksen genişlemesiyle ilgili çok önemli bir sözü var. Şöyle diyor Sayın Cumhurbaşkanı Turgut Özal. Bugün tarihin öyle bir noktasına gelmişizdir ki Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Balkanlardan Orta Asya'ya kadar Müslüman veyahut Türk toplulukları ile meskun geniş bir saha önümüzde açılmıştır. Bu o dönemde Turgut Özal'ın Türk dış politikasındaki eksen genişlemesini ifade ettiği bir cümle olmuştur. Daha sonra Turgut Özal'ın vefatının ardından Türkiye'nin Orta Asya'ya manevi açıdan ilgisinde bir azalma olmasa da özellikle kurumsal anlamda ilişkilerde bir ilerleme yaşanmamıştır. Nitekim Nur Sultan Nazarbayev Turgut Özal'ın vefatından sonra Türkiye'nin Orta Asya'ya ilgisinin azlığından ve durumun kendilerini üzdüğünden bahsetmiştir. Yine 1998-99 yıllarında da Nur Sultan Nazarbayev Türkiye'nin özellikle Kazakistan yönelik ilgisinde bir ilerleme olmadığını ilişkilerde de bir duraksama olduğunu ifade etmiştir. Bu anlamda özellikle 2003 yılında Nur Sultan Nazarbayev o dönem henüz daha başbakan olmayan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'a yapmış olduğu ziyarette Kazakistan yol üstündeki bir ülkede değildir. Yol üstündeki Kazakistan'a uğrama düşüncesinden vazgeçilmeli. Kazakistan'a özel olarak vakit ayrılması gerekir diyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye gitmesini, Kazakistan'a özel bir önem verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Nitekim yıllar itibariyle Nursultan Nazarbayev'in ilişkilerde ciddi bir gelişme yaşanması isteği hem dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer hem de Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da defaatle söylenmiştir. 2009 yılına geldiğimizde 22-24 Ekim 2009 tarihinde Nur Sultan Nazarbayev'in yıllardır ifade ettiği ilişkilerin kurumsal boyutunun gelişmesi meyvesini vermiştir. Türkiye ile Kazakistan arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştır. Yine 22-24 Mayıs 2012 tarihinde Kazakistan'a bir ziyarette bulunan dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısını yapmıştır. Nazarbayev'in inisiyatifiyle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için yeni sinerji adlı bir anlaşma imzalanmıştır. Siyasi zirveler 2015 yılından itibaren artarak devam etmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihindeki Fethullahçı terör örgütünün hain darbe girişiminden sonra Türkiye'yi hatırlayacağınız üzere ziyaret eden ilk devlet başkanı Nur Nazarbayev olmuştur. Hatta Türkiye ziyaretinde şu önemli cümleyi sarf etmiştir. Türkiye'ye düşman olan bize de düşmandır. Diplomatik ilişkilerin 15 Temmuz 2016'daki hain darbe gelişiminden sonra özellikle FETÖ ve uzantılarının her iki ülkeden de temizlenmesi konusuna odaklandığını görüyoruz. Nazarbayev keza FETÖ okullarının Kazakistan'daki ismini değiştirerek Kazakistan Bilim Okulları yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı FETÖ uyarılarını dikkate aldığını söylemiştir. Bu anlamda Türkiye ile Kazakistan arasında FETÖ konusunda da bir uzlaşı söz konusudur. İkili ilişkilerin ikinci sacaya ise ekonomik ilişkilerdir. Ekonomik ilişkiler 14-15 Mart 1991 tarihinde Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yanında geniş bir kafileyle Almatı'ya yapmış olduğu ziyaretle başlamış. Özellikle yatırım olanaklarının yerinde görülmesi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin başlaması ve Nur Sultan Nazarbayev'den yatırımla ilgili güvence alınması konusunda bu ziyaret bir milattır. Akabinde 1992 yılında Türk-Kazak İş Konseyi kurulması, bunun neticesinde Kazakistan'da Türk-Kazak Uluslararası Bankası ile Kazak Ziraat Uluslararası Bankası'nın açılması, Türk iş adamlarının otel, iş merkezi, AVM, hastane konut, telekomünikasyon, gıda, demir, çelik ve Türk Petrolü Anonim Ortaklığı ile birlikte de petrol sanayisi gibi alanlarda yatırım yapmaya başladığını görüyoruz. Bu anlamda diplomatik olarak, siyasi olarak Kazakistan ve Türkiye arasında görece samimi olan ilişkilerin iki ülke arasındaki ekonomik göstergelere yansımadığını görüyoruz. Nitekim her iki ülkenin Cumhurbaşkanı 2015 yılına kadar Kazakistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ticaret oranının 10 milyar dolar seviyesine çıkarılmasını düşünüyorlardı. Fakat yıl oldu 2019 iki ülke arasındaki ticaret oranı bırakın 10 milyar dolara çıkmayı 5 milyar doların üzerine dahi çıkamadı. Nitekim bunu gören Nur Sultan Nazar Bey Türkiye'ye yapmış olduğu bir ziyarette iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha makul seviyelerde yapılması, gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade edip her iki ülkede iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara arttırılması yönünde görüş bildirmiştir. Ekranda da görmüş olduğunuz ekonomik tabloya baktığımızda özellikle ekonomik ilişkilerimizde en zirve noktamız 2012 yılında 4 milyar 439 milyon dolarla yakalanmış. Zaten bunun 3 milyar 371 milyon dolarını Kazakistan bize satıyor. 1 milyar 68 milyon dolarını biz Kazakistan'a satıyoruz. Dolayısıyla Kazakistan'la olan ekonomik ticaretimizde de Kazakistan lehine bir durum söz konusu. Kili ilişkilerde ekonomik boyuta baktığımızda yıllar itibariyle ekonomik ilişkilerin ticaret hacminin ve oranlarının düştüğünü görüyoruz. Özellikle Rusya Federasyonu'nun Kırım'da yapmış olduğu ilhak neticesinde Batı tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlar Kazak milli parasının hem değer kaybetmesine hem de petrol gelirlerine bağlı Kazakistan ekonomisine büyük bir darbe vurmuştur. Bu Türkiye ile ekonomik ilişkileri de yansımıştır. Nitekim 2016 yılında Kazakistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ticaret oranı 1 milyar 718 milyona kadar düşmüştür. 2018 yılında 2 milyar 165 milyona yükselmiş. Bu anlamda 2019 yılında Ocak Mart itibariyle şu anda hali hazırda 530 milyon dolardır. İkili ticaret hacmindeki en önemli nokta Kazakistan bize daha fazla mal satmakta biz Kazakistan'a daha az mal satmaktayız. Bir diğer göstergede Kazakistan İstatistik Ajansından çekmiş olduğum verilere baktığımızda özellikle Türkiye'nin Kazakistan dış ticaretinde kaplamış olduğu oran nedir diye baktığımızda bunun sadece %2,5 %3 civarında olduğunu görüyoruz. Bir diğer göstergede Kazakistan'ın Türkiye'nin dış ticaretinde kapladığı yüzdelik gene TÜİK'ten çekmiş olduğum verilere baktığımızda örneğin 2017 yılında Türkiye'nin 157 milyar dolar olan ihracatında Kazakistan'ın payı sadece %0.60. Gene 2017 yılında 234 milyar dolar olan ithalatımızda Kazakistan'ın kapladığı oran sadece %0.65. 2018'de oranlar değişmiş mi diye baktığımızda maalesef 2018'de de Kazakistan'ın Türkiye ticaretinde kaplamış olduğu oranın çok ama çok az bir yer kapladığını görüyoruz. Burada önemli olan bir nokta daha var. Özellikle Kazakistan-Türkiye ekonomik ilişkilerinde parantez açmamız gereken bir noktada Türk müteahhitlerinin, Türk iş adamlarının Kazakistan'da yapmış olduğu yatırımlar. Çok önemli Türk şirketleri şimdiye kadar yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırım yapmıştır. Örneğin Sembol İnşaat, Anadolu Marketing, Kazak Türk Munaygaz Turkuaz Şirketler Grubu, Nobel İlaç Fabrikası, Gama, Tekfen, Enka bu önemli bazı şirketlerdendir. Fakat çok önemli bir ayrıntı daha var burada. Kazakistan'daki yabancı yatırımlara baktığımızda özellikle Kazakistan'daki yabancı yatırımların enerji, çelik ve maden sektöründe yoğunlaştığını görürken Türk yatırımcıların ise yiyecek, içecek ve restoran gibi düşük sermayeli işlerle uğraşarak ham maddeye yönelik sektörlerde yer almadığını görüyoruz. Koç gibi, Sabancı gibi, Özyeğin gibi büyük markaların Kazakistan'da yatırım yapmadığını görüyoruz. Bu durum paralel olarak otomatikmen Kazakistan'ın da Türkiye'ye yapmış olduğu yatırımların az olmasına neden olmaktadır. Bu anlamda Türkiye 1992'den günümüze kadar yaklaşık 2,5 milyar dolarlık yatırımıyla Türkiye Kazakistan'a en fazla yatırım yapan 17 ülkedir. Bu anlamda Kazakistan'a şimdiye kadar en fazla yatırım yapan ülkelerin başını Hollanda, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, Fransa ve İtalya çekmektedir. Bu anlamda Türkiye 17. sırada gelmektedir. Peki Türkiye Kazakistan'ın yatırım yaptığı bir ülke midir diye sorduğumuzda gene Kazakistan Merkez Bankası'ndan almış olduğumuz verilere göre Kazakistan'ın yurt dışında en fazla yatırım yaptığı ülke 46 milyar dolar ile Amerika Birleşik Devletleri'dir. Rusya dediğinizi duyuyorum. Hayır. ikinci ülkede 16.2 milyar dolar ile İngiltere'dir. Ancak 8 milyar dolar ile Rusya 3. sırada gelmektedir. Türkiye, Türkiye maalesef Kazakistan'ın en fazla yatırım yaptığı ilk 10 ülke içerisinde bile değildir. Bu anlamda Kazak firmaları Türkiye'de hangi alanlara daha fazla yatırım yapıyor diye baktığımızda iki önemli alan karşımıza çıkıyor. Bunlardan birincisi turizm, ikincisi de enerji. Turizm alanında Kazak şirketlerinin yatırım yapması tesadüf değildir. Çünkü Türkiye'de çok önemli, dünyaca ünlü bazı otellerin Kazak yatırımcılara ait olduğunu görüyoruz. Örneğin Belek'teki Belek Sirene Oteli, Bodrum'daki Bodrum Kempinski Oteli, Beldibi'ndeki Beldibi Türkiz Oteli gibi dünyaca ünlü otelleri Kazak yatırımcılara ait olduğunu görüyoruz. Ayrıca neden Kazakistan Türkiye'de turizm alanında yatırım yapıyor sorusunun bir diğer cevabı da Dünyada en fazla tatil destinasyonu olarak Kazakların tercih ettiği ülke Türkiye. Mesela 2017 yılında 17 milyon nüfusa sahip Kazakistan'dan 402 bin Kazak vatandaşı tatillerini yapmak için Türkiye'ye geliyor. TÜRSAT verilerine göre bir Kazak turistinin yaklaşık ortalama 800 dolar harcadığını düşünürsek bu anlamda Kazaklar, Türk turizmine ve Türk ekonomisine ciddi anlamda katkı sağladığını görüyoruz. Peki Türkiye'den Kazakistan'a turistik amaçlı gidenlerin sayısı nedir diye baktığımızda maalesef bu sayının 3000'i geçmediğini görüyoruz. İkili ilişkilerin bir diğer önemli sıcağı ise eğitim ve kültürel ilişkiler. Bu da özellikle 15 Mart 1991 tarihinde Almatı'da, ikinci olarak da 26 Eylül 1991 tarihinde Ankara'da yapılan anlaşmalarla şekilleniyor. 1 Mayıs 1992 yılında her iki ülkede eğitim, bilim, kültür ve spor alanlarında işbirliği anlaşması imzalıyor. Bu işbirliği anlaşmasının bir parçası olarak Türkiye Cumhuriyeti Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretecek Türk dünyası ile kardeşlik köprüsünü kuracak, kültür birliğini sağlayacak bir Büyük Öğrenci Projesini başlatıyor. Büyük Öğrenci Projesi 1992-2012 yılları arasında gerçekleşiyor. Yaklaşık 4000 Kazak öğrenci Büyük Öğrenci Projesi neticesinde Türkiye'ye okumaya geliyor. Ancak bunlardan sadece 1500 kadarı mezun olabiliyor. 2012 yılında Büyük öğrenci projesi Türkiye bursları adını alıyor. 2012-2019 arasında Türkiye'ye okumaya gelen Kazak öğrencilerin sayısı 9171 oluyor. Bu anlamda çok büyük bir başarı sağlanıyor Türkiye burslarıyla. Türkiye'de en fazla Kazak öğrenci hangi üniversitede diye baktığımızda da İstanbul Üniversitesi başı çekiyor. Aynı zamanda özellikle bu 1992 yılında imzalanan anlaşmayla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi'ni açıyor. Bu anlamda Türkistan şehrinin gelişmesine ve ilerlemesine büyük bir katkısı oluyor. Fakat Hoca Ahmet Yesevi ile ilgili literatürde dönen çokça soru işareti var. Ben kendim de oraya gidip saha çalışması yaptığımda insanlarla ve öğrencilerle konuştuğumda belli başlı önemli soru işaretlerini gündeme getirmekte fayda görüyorum. Mesela üniversite için yapılan birkaç eleştiri var. Onlardan birincisi bir kere lokasyonun uzaklığı. ikincisi uluslararası öğrencilerin sayısının azlığı. Üçüncüsü bu üniversitenin gerçekten uluslararası bir üniversite olup olmadığı, işte konumunun merkezi olup olmadığı, Kazakistan'ın geneline hitap edip etmediği konuları sıkça konuşulan, sorulan, tartışılan konulardan biri olduğunu görüyoruz. Fakat üniversite hem altyapısı hem de Türkistan şehrine katmış olduğu değerlerle Türkiye Cumhuriyeti'nde ciddi anlamda temsil eden bir üniversite hüviyetinde. Bir diğer önemli kurum özellikle eğitim ve kültür alanında katkı yapmak için kurulan Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı'dır. 2000'li yıllardan sonra yavaş yavaş Kazakistan'da etkinliğini arttırdığını görüyoruz. Birçok öğretmeni, yüksek lisans doktoru öğrencisini, başsavcıyı, milletvekilini, hakimi, polise ve memura ciddi anlamda eğitimler vermiştir. Gerek Kazakistan'da bu eğitimleri vermiştir. Gerek de o insanları Türkiye'ye getirip Türkiye'de eğitimler vermiştir. Kazakistan'da en fazla bilinen Türk kurumu hangisidir diye sorarsanız TİKA cevabını rahatlıkla verebiliriz. Özellikle 2013 yılında bir belgesel hazırlıyor. Türk dünyasının büyük şahsiyeti Nur Sultan Nazarbayev adlı bir belgesel hazırlıyor. Bu TİKA'nın Kazakistan'ın genelinde bilinmesine vesile oluyor. Dolayısıyla TİKA şu anda Kazakistan'da en çok bilinen Türk kurumudur diyebiliriz. İki ülke arasındaki bir diğer önemli kurum da Türk dünyasının UNESCO'su olarak saydığımız TÜRKSO yani Türk Kültür Teşkilatı'dır. Gerçekten iki ülke arasındaki kültürel anlamda bir köprü vazifesi kurabilecek etkinliklere imza atmaktadır. Fakat yine de hem Kazakistan'da hem de Türkiye'de yeterince bilinmemesi, özellikle genel sekreterinin Kazak olmasına rağmen Kazakistan'da yeterince bilinmemesi, büyük bir merkezinin Kazakistan'da olmaması, işlevselliği konusunda da bazı soru işaretleri uyandırmaktadır. Bir diğer önemli kurumumuz ise Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'dir. 2010 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından özellikle Türkiye'nin kültürel kimliğini, tarihi birikimini, yakın akraba topluluklarla sıcak ilişkilerini arttırmak amacıyla kurulmuştur. Zaten Orta Asya bölgesinde sadece Kazakistan'da vardır ve çok önemli bir somut katkı yapmıştır Yunus Emre Kültür Merkezi. O da şudur. Bir gün Kazakistan ve diğer Türk soylu akrabaların da kendi kültür merkezlerini kurabileceği vizyonunu ortaya atmıştır. Bu açıdan önemlidir. İki ülke arasındaki ilişkilerin son saç ayağı ise askeri ilişkilerdir. Literatürde sıkça çalışılmayan bir konudur. Son dönemlerde benim üzerinde durduğum bir konudur. Şimdi Kazakistan 16 Aralık 1991 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden bağımsızlığını aldıktan itibaren özellikle Türkiye Cumhuriyeti hem ekonomi hem ticari hem diplomatik ilişkilerini arttırmış. Aynı zamanda askeri ilişkilerin de gelişmesi konusunda bir irade ortaya koymuştur. Özellikle Orta Asya devletlerinin Güvenlik kapasitelerinin arttırılması konusunda Türkiye bu anlamda bir irade beyan etmiştir. Özellikle askeri anlamda karşılıklı olarak askeri ateşliklerin açılması, Türkiye'nin çok büyük miktarlarda olmasa da Kazakistan'a askeri teknik hibe sağlaması önemli konulardandır. Ayrıca Türkiye'nin Kazakistan'ın NATO barış gücü işbirliğine katılması için mücadele ettiği gerçeğini de söylemekte fayda vardır. Dolayısıyla bu amaç doğrultusunda Türkiye Kazakistan askeri eğitim vermiştir. Hala hazırda da vermektedir. Bilhassa Kazak yetkililer için Müslüman ve layık Türkiye'nin NATO içerisinde böylesine önemli bir yere sahip olması Kazakistan'ın güvenliği içinde önemli bir denge unsurlarındandır sevgili arkadaşlar. Askeri anlamda karşılıklı güven ilişkisinin en somut katkısı ise Kazakistan'da Kazak Engineering firmasının açılmasıdır. Yani Aselsan'ın 13 Aralık 2013 tarihinde Astana'da fabrikasının açılması olmuştur. Bu fabrikayla birlikte önce özellikle Kazakistan'ın sınır güvenliğini sağlayabilecek ekipmanların işte termal kameradır, dürbündür bunların yapı üretimi daha sonra da ağır makinelerin bakımı ve üretimi konusunda anlaşmalar yapılmıştır. Bugüne kadar Kazakistan'a 34 milyon dolarlık satış yapmıştır. Aselsan özellikle 10 yıl içerisinde ASELSAN'ın bölgede beklemiş olduğu ya da yapmayı umduğu 1 milyar dolarlık bir satış vardı. Dolayısıyla ASELSAN bölgede hem Kazakistan için hem de bölge ülkelerinin askeri ihtiyaçlarını karşılamak için çok önemli bir yatırımdır. Nitekim Özbekistan'la da bu benzer yatırımın yapılması şu an itibariyle konuşulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Kazak askerlerine Türkiye'de hali hazırda eğitim vermektedir. Örneğin 30 Ocak 2018 tarihinde hem Kazakistan hem de Türkiye Savunma Bakanlarının Ankara'da bir araya gelmiş olduğu toplantıda Kazak tarafı daha fazla Kazak askerinin Türkiye'ye gönderilmesi, daha fazla Kazak askerinin Türkiye tarafından eğitilmesini istemiştir. Bu görüşmede Kazakistan ve Türkiye arasında 2018 askeri işbirliği planı imzalanmış ve her iki ülkede askeri anlamda bundan sonra da ortaya ortaklık ve işbirliği yapacağını beyan etmiştir. Çalışmanın sonuç kısmına geldiğimizde Kazakistan Türkiye'de meydana gelen iktidar değişikliklerine rağmen Türkiye'nin Orta Asya'ya yönelik politikasında kayda değer bir değişiklik olmayacağını kavramış ve özellikle ortak dil, soy, din ve tarih anlayışının Kazakistan-Türkiye ilişkilerini belirlemede artık tek başına yeterli olmayacağını anlamıştır. Bu anlamda ikili ilişkilerdeki en temel faktör yakın dönemde istifa eden kurucu devlet başkanı Nur Sultan Nazar Çünkü iki ülke arasındaki ilişkiler Türkiye'den ziyade Nur Sultan Nazarbayev'in almış olduğu inisiyatiflerle gelişmektedir. Nazarbayev'in Türkiye'yi Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye olmak için davet etmesi, Türkiye'nin muhtemel AB üyeliğinin Kazakistan için de örnek teşkil edeceğine ihtimal vermesi, Türkiye'nin Türk devletlerini bir çatı altında birleştirebilecek öncü rolünü kabul etmesi, iki ülke arasındaki siyasi, yatırım, ulaşım, turizm ve ticari ilişkilerin artması gerektiğini ısrarla vurgulaması ve yıllar itibariyle yine ısrarla vurguladığı ilişkilerin kurumsal boyuta ulaşması noktasında 2009 yılında Türkiye ile stratejik işbirliği anlaşması imzalaması ve bu gibi adımlar atmasından dolayı Nur Sultan Nazarbayev Kazakistan-Türkiye ilişkilerine doğrudan etki etmektedir. Başka bir ifadeyle Kazakistan-Türkiye ilişkilerinin belirlenmesinde ve bugünlere gelmesinde tarihsel birlikteliğin, akrabalığın, dil ve kültür benzerliğinin etkisi olduğu kadar Nur Sultan Nazarbayev'in de kurucu devlet başkanı olarak büyük etkisi vardır. İki ülke arasındaki ilişkiler diplomatik anlamda belli bir samimiyet derecesinde ilerlese de maalesef ekonomik ilişkilere bu samimiyetin yansımadığını görmekteyiz. Bu anlamda Kazakistan ve Türkiye yürütülen ekonomik ilişkilerin yanında eğitim, kültürel ve insani işbirliğini arttırarak özellikle halkları birbirine yakınlaştıracak kamu diplomasisi inşa etmeli ve her iki ülkenin ulusal medyasında yer alacak projelere ağırlık vermelidir. Bilgi ve iletişim teknolojilerine ağırlık verilerek eğitim ve kültürel politikalar güçlendirilmeli, halkların birbirlerini tanımalarına imkan yaratılmalıdır. Bu imkanları yaratacak olan her iki ülkede de görevli konsolos, başkonsolos ve büyükelçilerin o bölgede görev yapmış, uzmanlaşmış ve bölgeyi ve de yerel dilleri bilen bürokratlar olmaları, Devleti yönetenlerin de bu uzmanların kararları doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. Yani her iki ülkenin de hassasiyetleri göz önüne bulundurulmalıdır. Özellikle insan taşımacılığının ucuzlatılması gerekmektedir. Sonrasında da her iki ülke vatandaşları arasında tıpkı Türkiye ile Gürcistan arasında olduğu gibi kimlikle geçiş uygulaması başlatılmalıdır. Büyük Öğrenci Projesi'nin yerini alan Türkiye Bursları Programı vesilesiyle daha fazla nitelikli Kazak öğrencinin Türkiye'ye gelmesine ön ayak olunmalıdır. Kazakistan'da nitelikli gençlerin yurt dışına eğitim aldığı Bolaşak Programı'nda yer alan Türkiye Üniversitelerinin sayısı arttırılmalıdır. Böylelikle Türkiye'de okuyup Kazakistan'a döndüğünde devlet kademesinde yer alacak insanların bu anlamda sayısı çoğaltılmalıdır. Kazak devleti Kazakistan'da okumak ve sağ çalışması yapmak isteyen Türk vatandaşlarına teşvik amaçlı burs vermelidir. Askeri anlamda başlatılan işbirliği artarak devam etmelidir. Türkiye'nin sahip olduğu NATO üyeliğinin avantajlarını Kazakistan'a doğru genişletmek gerekmektedir. Fakat şunu çok iyi anlamamız lazım. Karşımızda dünyanın kısa sürede tanınmış ülkelerinden biri haline gelen, sahip olduğu doğal kaynaklar, petrol ve gaz rezervlerinden ötürü dünyanın birçok ülkesinin dikkatini çekmeyi başaran, artık Asya ile Avrupa arasında bir köprü vazifesi kuran bir Kazakistan vardır. Türkiye Cumhuriyeti olarak bunu çok iyi idrak etmeliyiz. Netice itibariyle Türkiye, Kazakistan-Türkiye ilişkilerinde sahip olduğu konum, ekonomik potansiyel ve devlet geleneği göz önüne alındığında yol gösteren değil, yol açan bir ülke olmalıdır. Kısa dönemli iç politika çekişmelerinden uzaklaşarak ve dış politikayı iç politikanın baskısından kurtararak bölgeye daha geniş bir pencereden bakmalı. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İran ve Çin'in Kazakistan'a yönelik ilgisini göz önüne alarak sağlanan ekonomik yararlar dışında adı zikredilen güçler karşısında stratejik üstünlüğe sahip olacak Yeni bir anlayış benimsemelidir. Başka bir ifadeyle, devlet yetkililerinin samimi sözlerinin söylen boyutunda kalmadığı, siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için alternatif projeler üretildiği, insan ve mal taşımacılığının çok pahalı olmadığı. Duygusal söylemler ve romantizm üzerinden argüman geliştirilmediği ve gerektiğinde eleştirel bir bakış açısına sahip olunan yeni bir anlayış benimsenmelidir. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi ve Bölgesel Analiz TV'ye abone olmayı ihmal etmezseniz çok seviniriz. Çok teşekkürler.